Yeniden merhaba. Geçtiğimiz haftalarda Instagram üzerinden söz verdiğim gibi takipçilerinden birine mezuniyet makyajı yaptım. Merhaba, ben Melike. Görkem'i yıllardır takip ediyorum çok severek. Böyle makyajla ilgilendiğim ufak bir Instagram hesabım var, Meldeninciler. Linkini ekranda görebilirsiniz. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden Melike'nin temizleyip nemlendirdiğimiz cildine makyajı uygulamaya başlıyorum. İlk olarak Smashbox'un Photo Finish Light Primer ile başlıyorum. Ben bu bazı çok seviyorum. Çünkü bu Smashbox'un orijinal primerına göre çok daha losyonumsu, hafif formüllü, yağ kontrolü sağlayan, silikonumsu bir his bırakmadan makyajınızı tüm gün tüm gece sabit tutan bir makyaj bazı. Ama siz cildinizin ihtiyacına göre farklı bazlarda seçebilirsiniz. Mesela gözenekleriniz çok açıksa Benefit Professional'ı kullanabilirsiniz. Ya da cildiniz çok kuruysa makyajınızın altına MAC'in Strobe kremini uygulayabilirsiniz. Benim uygun fiyatlı makyaj bazı tavsiyemse L'Oreal Studio Secrets Primer. Şimdi fondötene geçiyorum. Fondöten için Make Up Forever'ın HD fondötenini kullanıyorum. Melike'nin cildi çok kuru olduğu için bunu L'Oreal'in Lumi Magic isimli ışıltılı bazıyla karıştırıyorum. Fondötenden 2 pompa, bazdan da 1 pompa alıp parmaklarımla karıştırıp H&M'in fondöten fırçasıyla Melike'nin yüzüne uyguluyorum. Peki şu meşhur HD fondöten neden HD derseniz, içerisinde SPF yani güneşten koruma faktörü barındırmadığı için fotoğraflarda, özellikle flashlı fotoğraflarda harika çıkıyor ve HD kameralarda yüzünüzü adeta photoshoplüymüşçasına pürüzsüz gösteriyor. Fakat illa da Make Up Forever'ın HD fondötenini kullanmak zorunda değilsiniz. Cilt tipinize uyduğundan emin olduğunuz ve SPF içermeyen herhangi bir fondöteni kullanabilirsiniz. Benim uygun fiyatlı önerilerim ise cildiniz yağlıysa L'Oreal True Match fondöten, cildiniz kuruysa yine L'Oreal'den Lumi Magic isimli fondöten. Bu arada bence özel gün ve mezuniyet makyajlarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta risk almamak. Yani normal şartlarda kendinize yakıştırmadığınız hiçbir makyajı, hiçbir ürünü bence o gece yüzünüze sürmemeniz. Normalde kendinize en çok yakıştırdığınız makyajı fotoğraflarda daha iyi görünmesi açısından biraz daha yoğun uygulayarak, belki biraz da ışıltı katarak ve kalıcı kılarak uygulamanız en güzel mezuniyet makyajına ulaşmanızı sağlayacaktır. Şimdi far bazına geçiyorum. Ben bugün Urban Decay Primer Potion kullanıyorum. Bu yoğun ama göz makyajınızı adeta uhu gibi gözlerinize yapıştıracak far bazını Melike'nin göz kapaklarına ve alt kirpik diplerine uyguluyorum. Benim uygun fiyatlı far bazı önerimse The Balm markasına ait Put a Lid on It isimli far bazı. Göz makyajına başlamadan önce sizlere 3 farklı uygun fiyatlı far paleti önerisinde bulunmak istiyorum. İlki Wet n Wild markasına ait bu far paleti. Diğeri, mat ve natürel bir göz makyajı isteyenler için Urban Decay Naked Basics paletin muadili olarak gösterilen Flormar'ın bu far paleti. Son olarak da hem yanak makyajımı hem de göz makyajımı aynı paletle yapayım diyenler için The Balm markasına ait bu palet. Fakat ben bugün çok kullanışlı bulduğum Lorac Pro Palette kullanıyorum. Alt sıradan ikinci renk olan Champagne, yani içinde pembelik bulunan şampanya rengini MAC'in 239 numaralı far fırçasıyla Melike'nin göz kapaklarına yayıyorum. Sonrasında yine aynı paletteki üst sıradaki Mauve isimli leylak kahvemsi rengi MAC'in 217 numaralı karıştırma fırçasıyla Melike'nin göz kapaklarının katlanma yerine uyguluyorum. Bu bizim geçiş rengimiz olacak. Aynı zamanda bunu dış köşeye ufak bir V çizerek dağıtıyorum. Gözleri biraz daha derinleştirmek için en sevdiğim MAC farlarından biri olan Deep Damson'ı MAC'in yine 239 numaralı fırçasıyla gözlerin dış köşelerine uyguluyorum. Bu çok güzel bir renk. Bordomsu, mürdümümsü, çok mat bir renk. Aynı zamanda MAC'in Pro serisinden bir far. Oldukça kalıcı. Bunu gözlerin dış köşelerine uyguladıktan sonra yine karıştırma fırçamı alıp dağıtıyorum. Normal şartlarda yalnızca gözlerin katlanma yerine dağıtırım. Ama bu kez daha doğal bir görüntü istediğim için farı içe doğru dağıtıyorum. Yani ışıltılı şampanya rengiyle bu rengi birleştiriyorum. Sonra bu işlemi tekrarlıyorum. Biraz daha renkleri yoğunlaştırmak için. Daha sonrasında MAC'in 224 numaralı temiz karıştırma fırçasıyla tekrardan göz kapaklarının katlanma yerini dağıtıyorum. Ve MAC'in Carbon isimli siyah mat farını her zamanki gibi Sephora açılı fırçamla kirpik diplerine eyeliner gibi bastırarak uyguluyorum. Bu benim çok sevdiğim bir yöntem. Hem çok daha yumuşak duruşlu bir görüntü elde ediyorsunuz hem de eyeliner çekmekte çok başarılı değilseniz eyelinerınıza yol gösterici bir hat elde etmiş oluyorsunuz. Zaten şimdi Alex Savier'in Pen Liner'ına geçeceğim. Bu kalem eyeliner'ı çok seviyorum. Çok kalıcı, kullanımı çok kolay. Gözlerin iç köşelerine değmeden, çünkü gözlerin arasındaki mesafeyi biraz daha açmak istiyoruz. İncecik, biraz önce uyguladığım siyah farı takip eden bir hat çiziyoruz. Sonrasında Melike'nin kirpiklerini kıvırıp en sevdiği maskarası olan L'Oreal Miss Manga isimli maskarayı kirpiklerine uyguluyoruz. Siz kendinizde akma yapmadığından emin olduğunuz herhangi bir hacim verici maskara kullanabilirsiniz. Benim favorilerim Chanel'in Le Volume isimli maskarası ve Maybelline The Falsies Black Drama. Makyaj esnasında yapmış olduğum hataları düzeltmek için bir pamuklu çubuk kullanıyorum ve sonrasında benim en çok önemsediğim konuya geçiyorum, yani kapatıcı konusuna. Benim çok güvendiğim, çok sevdiğim, çizgilere dolmamasından, örtücülüğünden ve kalıcılığından emin olduğum, kefil olduğum tek kapatıcı Pro Longwear kapatıcı. Fakat MAC'e para vermek istemiyorum diyorsanız da L'Oreal True Match kapatıcı kullandığım uygun fiyatlı kapatıcılar arasındaki en örtücü, en kalıcı ve en aydınlatıcı ürün. Fakat ben bugün Melike için yine Make Up Forever'ın HD kapatıcısını kullanıyorum. Bunu direkt olarak tüpten uygulayıp ıslatıp suyunu iyice sıktığım siyah makyaj süngerim Beauty Blender'la göz altlarına yayıyorum. Nemli makyaj süngerleriyle kullanımı en zor olan, en pudra bitişli, yayması en zor olan fondötenleri ve kapatıcıları bile pürüzsüz ve nemli bir şekilde yüzünüze uygulayabilirsiniz. Şu ana kadar denediğim hiçbir makyaj süngeri Beauty Blender'lar kadar iyi değil ama ben denediğim uygun fiyatlı süngerler arasında en başarılı bulduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. O da Yves Rocher markasına ait beyaz makyaj süngeri. Yanılmıyorsam 9 lira bir fiyatı olması lazım. Fakat dediğim gibi kullandıklarım arasında en yumuşak ve kullanımı en kolay olanı, onu da deneyebilirsiniz bence. Gözaltı kapatıcısını sabitlemek ve çizgilere dolmasını engellemek için Make Up Forever'ın HD pudrasını kullanıyorum. Bunun sıkıştırılmış versiyonu da var. Ben şimdi sizlere sıkıştırılmış versiyonun uygun fiyatlı muadilini gösteriyorum. Essence markasına ait bu pudra gerçekten oldukça başarılı ve benzer. Real Technique Setting fırçayla Melike'nin gözaltı kapatıcısını minik minik dokunuşlarla sabitliyorum. Örtücülüğü azaltmamak adına fırçayı sürmek yerine tampon hareketlerle uyguluyorum. Bakışları biraz daha derinleştirmek için Watsons'tan aldığım bu takma kirpikleri Melike'ye uyguluyorum. Mezuniyet, gelin ya da herhangi bir özel gün makyajınızı kendiniz yapacaksanız bence en önemli noktalardan biri de makyajınızı öncesinde defalarca provalamak. Hem eliniz alışacaktır hem de her denemede çok daha iyi bir şekilde uygulayacaksınızdır. Aynı şekilde takma kirpik için de geçerli. İlla dünya paralar vererek makyaj artistlerine makyaj yaptırmak ya da takma kirpiğinizi onlara taktırmak zorunda değilsiniz. Birkaç hafta öncesinde YouTube'dan öğretici videolar izleyerek size yakıştığından ve uyduğundan emin olduğunuz makyajları elinizde bulunan ürünlerle çok da güzel bir şekilde kendinize uygulayabilirsiniz. Şimdi dönüyorum alt kirpik dibine. MAC'in 212 numaralı fırçasıyla yine MAC'in Deep Damson isimli bordo mürdüm mat farını Melike'nin alt kirpik dibine uyguluyorum. Bu onun renkli gözlerini çok daha ön plana çıkartacak. Aynı zamanda göz makyajımızı tamamlayacak. Tüm geçişleri yumuşatmak için de bir kalem fırçayla, ki ben Sedona Lace markasına ait yumuşak uçlu bu kalem fırçayı kullanıyorum. Alt kirpik dibine uyguladığım bu hattı hafifçe dağıtıyorum. Göz içlerini aydınlatmak ve gözlerini daha büyük göstermek için Rimmel London's Candlelight serisinin ten rengi göz kalemini gözlerin iç kısmına uyguluyorum. Üst kirpiklere kullandığımız Miss Manga maskarayı alt kirpiklere de uyguluyorum. Aynı zamanda takma kirpikle kendi doğal kirpiklerini birleştirmek için üst kısma da birazcık geçiyorum. Fondötenin kapatamadığı her şey için Make Up Forever markasına ait Full Cover isimli suya dayanıklı kapatıcıyı kullanıyorum. Bunu da Eco Tools'un kalem fırçasıyla burnunun kenarlarına, çenesine ve kaşlarının ortasındaki bölgeye uyguluyorum. Bu oldukça yoğun örtücü bir kapatıcı fakat çok da doğal duruşlu. Gözaltları için biraz ağır kaçabilir. Ben seviyordum ama gözaltımda kabarcık yapınca yalnızca yüzüm için kullanmaya başladım. Göz altını sabitlediğimiz Make Up Forever HD pudrayla bu kez de yüz makyajını sabitliyorum. Bunun için de yine Melike'ye ait yumuşak ve açılı bir fırça kullanıyorum. Bronzer olarak da H&M markasına ait uygun fiyatlı bir bronzer kullanıyorum. Bu aslında Melike'nin bronzerıydı fakat çok beğendiğim için bir incelik yapıp giderken beni masama bırakmış. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok beğendim. Oldukça sıcak tonlu bir bronzer. Bunu Real Techniques'in blush brush'ıyla, yani allık fırçasıyla yüzün yüksek kesimlerine ve boynuna uyguluyorum. Yine uygun fiyatlı bronzerlar arasında denediğim en başarılı ürünlerden biri. Aynı zamanda indirimdeyken yaklaşık 2-3 liraya kadar düşüyormuş. Mutlaka bir tane edinin derim. Yüzün ön plana çıkartmak istediğimiz bölgeleri için de The Balm'ın Mary Luminizer isimli aydınlatıcısını kullanıyorum. Bu aydınlatıcı bana eskiden çok sarı, hatta yeşilim tırak geliyordu ama nihayet bunu çok düzgün bir şekilde uygulamayı öğrendim. Ve bunu detaylı bir blog yazısına döktüm. O yazının linkini de aşağıdaki bilgi kutucuğuna koyacağım. Şu anda Melike'nin burnunun ucuna, burun kemiğinden aşağı ve dudaklarının üstüne ve tabii ki elmacık kemiklerinin tepelerine ve çenesine çok minik bir nokta halinde bu ışıltılı pudrayı uyguluyorum. Allık olaraksa seçimimi Hourglass markasına ait Mood Exposure isimli bu mürdüm gül kurusu allıktan yana kullanıyorum. Bunu Real Techniques'in Contour Brush'ıyla yanaklarının merkezine uyguluyorum. Uygun fiyatlı bir allık önerisi isterseniz de The Balm'dan hiç şaşmayın derim. Benim favorilerim Cabana Boy ve Down Boy. Pudra fırçasıyla allığın geçişlerini yumuşattıktan sonra kaşlara geçiyorum. Kaş kalemi olarak Soap & Glory markasına ait bu kaş kalemini kullanıyorum. Bu ürün oldukça başarılı fakat ülkemizde yok ama Instagram'da Dupdurushop isimli hesaptan sipariş verebilirsiniz. Öncelikle kalemin fırça kısmıyla Melike'nin kaşlarını yukarı doğru tarıyorum. Daha sonra ufak tefek boşlukları kaleme minimum baskı uygulayarak kalemi ucundan tutarak doldurmaya başlıyorum. Fark ettiyseniz Melike'nin sağ kaşıyla sol kaşı birbirinden çok uzak ve çok farklılar. Bu yüzden o farkı kapatmak istedim ama çok da cesaret edemedim. Bu yüzden minik minik dokunuşlarla kendimce aradaki boşluğu azıcık da olsa kapattım. Gördüğünüz gibi Melike'nin kaşlarıyla birebir uyum sağlıyor rengi de zaten. O yüzden çok doğal oldu. Kaş maskarası olarak Wet n Wild markasına ait şeffaf kaş maskarası kullanıyorum. Kaşlarını yukarıya doğru tarayarak sabitliyorum. Ruj olaraksa 3 farklı seçenek sunuyoruz sizlere. İlki Flormar'ın Revolution isimli serisinden 3 numaralı nude yani çıplak ruj olan bu renk. Ben bu rujları çok sevdim. Yapıları mükemmel. Ve dudakta çok kalıcılar. Bu rujumuzun uygulanmış hali. Şimdi üzerine MAC'in Plush Glass'larından yani dolgunlaştırıcı dudak parlatıcılarından Ample Pink isimli rengi uyguluyorum. İlk ruj seçeneğimiz bu şekilde. Daha yumuşak, romantik, pembe ve ıslak görünümlü. İkinci seçenek ise benim son zamanlarda severek kullandığım Pastel markasına ait likit, mat ve kalıcı rujlardan 20 numaralı renk. Bu pembemsi bir kahve. Sürüldükten birkaç saniye sonra tamamen matlaşıp sabitleniyor. Oldukça kalıcı, başarılı ve güzel duruşlu bir ruj. Son seçeneğimiz ise iddialı bir kırmızı ruj. Bunun için de MAC'in Cherry dudak kalemiyle Ruby Woo isimli retro mat yani çok mat olan bu rujunu kullanıyorum. Öncelikle dudaklarını çerçeveliyorum ve içlerini dudak kalemiyle dolduruyorum. Bu rujumuzun daha kalıcı olmasını sağlıyor. Fakat hem dudak kalemi hem de ruj yapı itibariyle çok çok kuru. Bu yüzden uygulamada kolaylık olsun diye altına mutlaka bir dudak kremi, lip balm ya da bir dudak bakım ürünü mutlaka uyguluyoruz. Yine mat ve kalıcı, güzel ve uygun fiyatlı bir ruj arıyorsanız da mutlaka Wet n Wild markasına ve Golden Rose'un Velvet Man serisine bakın derim. Makyajdaki hataları bir pamuklu çubuk ve kapatıcı yardımıyla düzelttikten sonra makyajımızın bitmiş halini size sunuyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı ve aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.